Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine pazar. Pazar olduğundan dolayı borsamızda güzel bir hareket var. Ancak yükseliş devam ediyor. Aslında ne diyorduk biz Finans Sohbet kanalı olarak? Aslında borsa veya hisse senedinde fiyat yükseldikçe riskler artar. Fiyatlar düştükçe riskler azalır. Yani bir hissede fiyat düştükçe daha güvenli oluyorsunuz. Fiyat yükseldikçe daha riskli oluyorsunuz. Borsada da aynen öyledir. Ancak en büyük endişe, hepimizin kafasında olan endişe şu. Acaba nereden dönecek? Nereden yapacağız? Nasıl davranmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ben sizlere arkadaşlar kendi metodumu söyledim. Yani bunun hiç kimsenin sihirli bir küresi yok. Sihirli bir küresi olmadığından dolayı da yani bu nereden dönecek? Nereden gelecek? Nereden fiyat kıracak? Neden kar satış gelecek? Nereye kadar düzeltme olacak? Bunları söyleyebilen insanlar bence en hafif tabirimle yalan söylüyordur. Yani günlük 80-90 milyar TL'nin döndüğü, fonların cirit attığı, türev işlemlerinin fırıl fırıl döndüğü, yani Viyop'undan Varant'ına kadar her işlerin döndüğü olayları, yarın sabah ben bunu şuradan dönecek, buradan bileceğim demek gerçekten bence kahinciliktir, falcılıktır yani. Başka bir şey değil. Peki Selçuk Bey, ne yapmamız gerekiyor? Tecrübelerinize göre nasıl davranmamız gerekiyor? Arkadaşlar, şimdi gerçekten bir hisse senedinde fiyat akıl almayan yerlere gidebilir. Yani hayal dahi edemediniz. Mesela işgeye de olmadı mı bu? Nerelere kadar gitti? Yani birçok hissede oldu. Yani tak tak buradan döner, oradan döner diyorsunuz. Ama her yere doğru gidiyor. Borsa İstanbul'da kapanış cuma günü güzeldi. Neye bakıyoruz biz? Teknik analizlere bakıyoruz. Teknik analizdeki indikatörlere bakıyoruz. Teknik analizdeki indikatörleri takip etmeye çalışıyoruz. Yani nedir işte? Bunların en basitleri hareketli ortalamalar. Yani o hareketli ortalamaların yukarısına doğru giderse, yukarısına doğru giderse kendimizi güvenli bölgede görüyoruz. Ama hareketli ortalamanın altına doğru gelirse oralarda trendin bozulduğunu düşünebiliyoruz. Bunu da neye bakıyoruz? Kendi vade sürecimize göre bakıyoruz. 2 saatliğe bakabiliriz, 4 saatliğe bakabiliriz, günlüğe bakabiliriz. Daha çok orta vadeliyseniz günlük indikatörlerle uğraşırsınız. Daha çok böyle orta kısa vadeliyseniz 2 saatliklere bakabilirsiniz. Yani bizim Borsa İstanbul'da acaba yükseliş trendinde bir bozukluk var mı yok mu bunu anlayabilmek için 2 saatlik ortalamalar en sağlıklı olanlarıdır. Ama diyeceksiniz ki Selçuk Bey, tamam indikatörler çalışıyor mu? Arkadaş, yani teknik olarak nedir? Teknik olarak biz bir dirence doğru geliyoruz. Yani bizim hedefimiz neydi? Fibonacci direncimiz 3277 idi. Buralara çok yakın yerlerdeyiz arkadaşlar. Yani %2 daha gelse biz bu noktaya karşı, yani orada bir direnç var. Orada bir direnç, yani 3277 bir direnç olacak. Ancak bu dirençten dönecek de buradan satılacak anlamı mı gelir? Hayır, öyle bir şey olmaz. Yani direnç kırılabilir de kırılmaya da bilir. O dirence gelir, oradan döner. Genelde algoritmalar öyle davranır. Genelde davranmayabilir, oradan devam da edebilir. Eğer o şu an o 3277'nin altında kaldığımız için biz 3277'nin altındayız. Orası bizim için bir direnç. Oradan dönerse o direnç o zaman çalıştı deriz. Ama oradan dönmezse, onun yukarısına çıkarsak, o bizim altımızda kalırsa 3277 bizim için bir destek noktası olur. Destek noktası olur. Peki Selçuk Bey, 3277'nin destek olduğunu nasıl anlarız? Arkadaşlar, teknik analiz şunu söylüyor. Eğer biz 3277'yi pazartesi günü geçersek, yani sabah geçersek, 3277'nin üstünde kalırsak ve kapanışı 3277'nin üzerinde yaparsak, bir iş günü kapanış sahte olabilir diyor. Tuzak olabilir diyor. Bu bir boğa tuzağı olabilir diyor. Yani 3277'yi geçti. Buraya artık destek yapacak. Destek yaptığından dolayı buradan mal al. İşte 3300 lira, 3400 lira kadar gidebilirsin sinyali de çakıyor olabilirler. Yani borsada ayı tuzakları kurulur, boğa tuzakları kurulur. Yani eğer trend boğaysa, boğa olarak gidiyorsak arkadaşlar, boğa tuzağı kurulur bir dirençte, sizi oraya aşırttırdığını düşündürür. Aşındırdığını düşündükten dolayı orada size mal aldırır. Halbuki orası aslında bir tepe noktasıdır. Ondan sonra aslında trend ayıya doğru girecektir. Veya bunun tam tersi. Trend ayıdır. Size boğa gibi gösterir. Size orada mal aldırır. Boğa trendine giriyoruz ve tekrar ayıya döndürür. Yani ayı tuzakları ve boğa tuzakları kurulabilir. Bunu engelleyebilmek için de şöyle bir şey geliştirmiş teknik analizde. 3277'yi eğer yarın kırarsak, 3277'nin altında pazartesi günü kapatırsak, bunun üstünde kapatırsak, diyor ki teknik analiz,
Bu kandırmaca olup olmadığını anlamak için 3 iş günü bekleyin. 3 iş günü bekleyin. 3 iş günü 3277 ve üzerinde kapatsın. Yani birinci iş günü 3280'de kapatsın. Öbür gün 3285'de kapatsın. Öbür gün 3290'da kapatırsa 3277 sizin için artık o bir destek olur ve o desteğin üzerinde Borsa İstanbul yükselmeye, hisseleriniz yükselmeye devam ederdi. Ancak arkadaşlar şunu da kabul ediyorum. Borsa İstanbul'da deniyor ki ya Selçuk Bey, tamam bunları iyi güzel anlatıyorsunuz da, bu teknik analizlerdeki kuralları iyi anlatıyorsunuz da çok hızlı hareket ediyorlar. Ne 2 saatli? 2 saat bile değil ya. 2 dakika içerisinde bir anda patır patır iniyor. Ya diyorum ya, Akbank 11.50'di arkadaşlar. Yani bir yerden kahvaltı yapacağım herhalde, börek yiyecektim. 11.50, tamam dedim, böreği yedim, baktım 12.20 olmuş. Ya 70 kuruş yukarıya gitmiş Akbank ya. 11.50'den 12.20 olmuş. Ya bu hisse 1 yıl 4.50-5 lira arasında gezdi. 1 yıl. 1 yıl 50 kuruşta döndü. Oysa ben tabağımdaki böreği bitirip bir bardak çayım içene kadar 11.50'den 12.20'ye gelmiş. Yani burada teknik analizin neyini inceleyeceksin? Kabul ediyorum, çok hızlı da hareketler oluyor. Yani siz burada bir tekniği takip ederken patır 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 boşaltabiliyor. Ve siz burada ya ben 2 saat bekleyeyim, 4 saat bekleyeyim, yarım iş günü bekleyeyim diyene kadar zaten zararı kucağınıza almış da oluyorsunuz. Zarar kucağı. Veya 3277 acaba direnç mi olacak? Buradan dönüp bir kar satışı mı olacak diyene kadar pat diye oraya bir kırıyor. Pat 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 yukarıya gidiyor. Yani zaten 3277'den sonra bir bakıyorsun 3350'ye gelmişsiniz. Çok hızlı hareket ediyor. 3350 zaten 3277'yi düşünürken bir anda 3350'ye gelmişsiniz. Burada ben mal mı alayım diyorsunuz. Alırsam pat diye aşağıya beni verebilir diyorsunuz. Bunlar olabilecek şeyler. İşte ben sizlere, bu bir elçiyim ben size burada. Düşüncelerimi söylüyorum. Teknik analizin kurallarını söylüyorum. Ama teknik analizin kurallarını söylüyorum size, ama borsanın işleyiş mekanizması da budur. Yani teknikçiyi de yarı yolda bırakır. Trader'ı da yarı yolda bırakır. Çünkü herkes, teknikçi her şeyi bilse, trader her şeyi bilse, temel analiz her şeyi bilse, o zaman herkes çok güzel ekmek yer. Herkes zengin olur. Herkes alır orada tak 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 para. Yani 1 milyon koyarsın 4 milyon alırsın. 4 milyon koyarsın 16 milyon alırsın. Öyle olmuyor işte. O işlerde öyle olmuyor. Borsanın işleyiş mekanizması teknik analizde anlatıldığı gibi de böyle Alice harikalar diyarında herkes mesut mutlu Tibet'te Nirvana'ya erersin. Böyle değil arkadaşlar. Öyle bir boşaltıyorlar ki. Sen orada ya bu tuzak mı kuruyor, tuzak mı kurmuyor diyene kadar zararı da eline alıyorsun, karı da eline alıyorsun. Peki ne yapmamız lazım Selçuk Bey küçük yatırımcı olarak? Arkadaşlar küçük yatırımcı olarak ne yapmamız gerektiğini ben size söylüyorum. Yani Borsa İstanbul yükseliyor. Yükseldiği zaman yani böyle diyelim ki bir %3, %4 yükseldi. Ya bir %5 karımızı alıp şöyle bir kenara koymayı bilmemiz lazım. Bir %10 daha yükseldi. Bir %10 daha yükseldi, bir %5 karımızı da alıp. %5 daha gitti. O zaman arkadaş bir %30 yükseldik. Karımızın işte %30'unu, %35'ini kenara koyalım. Çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Şimdi 15 gündür çok güzel bir rally var. 15 gündür neredeyse özellikle bankaları da konuşacağız. Bankalar %100 getirdi. Ya arkadaş hiçbir şirket, bakın hiçbir şirket, buna bankalar da dahil. En kral şirket olsun, en kral. Arkadaş bir ayda 15 günde %100 büyüyebilecek, %100 getiri sağlayabilecek bir büyümeyi yapamaz yani. Yapamaz. Bu bir yerlerde yani düzeltme olur. Bir yerlerde düzeltmesi olacaktır bunun. Ama bu şu demek değildir. Yani hiçbir piyasa sonsuza kadar boğa olmaz. Hiçbir piyasada sonsuza kadar ayı olmaz. O yüzden ne yapacağız biz? Dediğim gibi arkadaş 500 bin liralık hissemiz var mı? 550 bin mi oldu? 50 bin lirasını sat, karını al, kenara koy. Tekrar o yükseldi. 500 bin liralık hissen 550 bin mi? Ya bir 50 bin daha al koy. 500 bin liralık hissen yine dursun. Durdun yine yükseldi. 550 mi oldu? Ya 50 binini gene al kenara koy. Ne oldu? 150 bin lira para. Ama senin hissenin değeri gene 500 bin lira. Yüksel. Oradan sonra düşüyor. Düşerse de o 150 bin lira parayla ufak ufak yeniden kademe kademe tak 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 alacaksın. Yapacağım bu. Ne diyorduk biz? Bizim mottomuz neydi arkadaşlar? Sabırlı olacağız. Birinci kural. İkinci kural, aç gözlü olmayacağız. Yani 550 de dursun da o 550 logaritmik getirir, üstsel getirir, bileşik getirir dersen, o zaman oradan bir satış yersen %20, elinde de nakit olmazsa yapamazsın. Kademeli olacaksın, sabırlı olacaksın, aç gözlü olmayacaksın. Bu üç tane kurala
uymamız gerekiyor. Peki Selçuk Bey, bu anlattığımız teknik analizi bir grafikte takip edelim. Grafikte nasıl yapacağız? Grafiği görelim, Borsa İstanbul görelim. Yarın takip edeceğimiz seviyelere bakalım. Ondan sonra tekrar konuşup videomuzu kapatalım. Çok fazla videomuzu uzatmayalım. Değerli arkadaşlar, bizim yol haritamız buradaydı. Bu bizim yol haritamızdı. Bakın şurada bir tuzak var. Bu ne tuzağı bu? Aslında şu trend bir boğa trendi. Burada hemen bir size ayı tuzağı kuruluyor. Ayı tuzağı burada mal alınıyor. Nereye kadar geliyor? Trendin altına kadar geliyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Hatta şöyle biraz daha sizler için şöyle kalın yapayım. Daha iyi görürsün mum grafik. İğne atılıyor, trende kadar geliyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Suç sinyal. Demek ki olası bir kar satışı veya kar düzeltme geldiği zaman buralar 3030'lara kadar gelebilir. Bu trend çalışabilir demektir buradan. Bakın şunun iğnesi bu trendin aslında sağlıklı bir trend olduğunu gösteriyor. Peki yarın ne olabilir? Şimdi şuraya biraz daha zoomlayalım arkadaşlar. Yol haritamıza baktığımızda. Şimdi şu buraya kadar geldikten sonra şuradan hemen bir bakalım. Yüzde kaça kadar bizim hedefimize yer var? Şu noktadan itibaren şöyle yaptığımızda arkadaşlar %1.88, yani %2 daha yukarıya gidebilecek. Yani 3277.09. Burada Fibonacci %161'lik bir direncimiz var. Şimdi burayı, burası şu an bir direnç olarak görünüyor. Ancak dirençler kırılamaz mı? Kırılabilir. İşte bu 3277'yi yukarıya geçebiliriz. 3277'yi yukarıya geçtiğimiz anda bunun üstü artık böyle bir boşluk olarak görünüyor. Ve böyle güzel dirençleri olmayan böyle uzay boşluğu gibi bir alan. Burayı kırdıktan sonra oraya yeniden konuşuruz. Ama Borsa İstanbul'un yarın bu 3277'yi kırıp kırmadığını anlayabilmek için teknik analiz diyor ki bunun üzerinde 3 iş günü kapatması lazım. Ya diyorsunuz siz de Selçuk Bey tamam 3 günü kapatıyor da kapattığı zaman tak diye adam şuraya gelince mesela ben burada mal alalım. Haklısınız, öyle işler de oluyor. Ama ne bileyim buradan böyle tak 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 düşüşler de oluyor. Ha düşüşler olursa nerelere kadar olur? Arkadaşlar düşüşler olursa eğer kar satışı dersek kar satışı bence şu noktalara kadar yatay çizgilere kadar gelebilir. İşte şu noktaya kadar kar satışı diyebilirim ben. Bunda bir sıkıntı yok. Şu noktaya kadar yani 3110'lara kadar. Ha bunun altına inerse trend desteğinin çalışması lazım. Trend desteği. Peki Selçuk Bey neyi takip edeceğiz? Arkadaşlar dediğim gibi şurada en basiti 21 günlük bir hareketli ortalamamız var. Bakın görüyor musunuz? Bakın benim çizdiğim yatay destekli zaten bu kamaya yakın. Şuraya kadar bir kar satışı olabilir. 3145'lere kadar kar satışı olabilir. Hiçbir problem yok. 3145'lere kadar kar satışı olsa daha hiçbir problem yok. Yani. Peki biraz daha böyle radikal bir olay. Süper trendi takip edeceğiz. Başka bir şey yok. Zaten süper trendli şey çok yakınsamış. Benim çizdiğim yatay destekli zaten o civarlardan geçiyor. Ha bu noktalarda hala yükseliş trendi bozulmuş diyemeyiz. Ha, ta ki ne olur? Buralara kadar gelirse bir bu yükseliş trendinin bozulduğunu artık bu yükseliş trendinin devam etmediğini söyleyebiliriz. Ne zamanlarda? 3137'lerde. İğne atarsa şu yatay destek olursa aşağıda bu trendimiz var. Trend desteğimiz var. Bu yolun sonu mu? Hayır yolun sonu değil arkadaşlar. Takip etmemiz gereken seviyeler ve teknik analiz bunları söylüyor. Değerli arkadaşlar bunların hepsi birer risk. Piyasalarda para kazanmak kolay bir şey değil. Bizim piyasalarda para kazanma algımızı ne belirliyor? Bizim risk algımız belirliyor. Yani siz eğer kısa vadeli girdiyseniz sizin için 3277 önemli bir yer. Çok iyi takip ettiğiniz zaman kısa vadeli girdiyseniz. Ama yok siz uzun vadeli girdiyseniz, uzun vadeli düşünüyorsanız, temettü demek düşünüyorsanız sizin için bence buralarda bir sorun falan yok. Yani siz böyle 5 yıl, 10 yıl düşünüyorsanız asla bir problem yok. Zaten o çok uzun vadeli düşünüyorsanız da çok fazla teknik analizle de ilgilenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Pazartesi günü inşallah güzel bir hafta olur. Yükselişimize devam ederiz. Para kazanmaya devam ederiz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi bir haftası olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.